Kibra Antik Kenti'ne geldim. Burası Burdur ili Gölhisar ilçesine sınırlar içerisinde. Gölhisar Ovası'na hakim bir konumda bir Likya şehri. Şimdi şehir gezimize başlayacağız ama önce çok kısa bir tarihi bilgi vereyim. Gladyatörler şehri olarak bilinen ve yaklaşık 2300 yıllık olan kent 1300 metre yüksekliğe kurulmuştur. Arkeolojik kaynaklara bakıldığında 30 bini aşkın piyade, 2000'in üzerinde atlı birliğiyle askeri kimliği ortaya çıkar. At yetiştiriciliği o kadar ünlenmiştir ki hızlı koşan atların şehri olarak anılmaya başlanmıştır. Demircilik ve dericilik de meslek olmaktan çıkıp sanatsal bir boyuta ulaşmıştır. Kentin bugün görülen bütün mimari kalıntıları Roma İmparatorluğu dönemine aittir. Helenistik dönemde M.Ö. 2. yüzyıllarda Kibra ve komşu 3 şehir dörtlü kent birliğini kurmuşlar. Fakat M.Ö. 82 yılında Romalılar tarafından bu birlik ortadan kaldırılmıştır. Bu tarihten sonra Kibra Asya eyaletine, diğer 3 kent de Likya birliğine dahil edilmiştir. Daha sonra yaklaşık 25 kentin dahil olduğu Asya eyaletinin yargı merkezi olmuştur bu kent. Milattan sonra 23'te deprem ve yerle bir olan kent Tiberius'un vergi affı getirmesiyle yeniden inşa edilmiş ve bu tarihten 3. yüzyıla kadar en parlak dönemini yaşamıştır. Burası kentin nekropol yolu diye adlandırılıyor. Çünkü bu yolun her iki tarafında da mezarlar var. Anıt mezarlar var. Burada gördüğünüz gibi lahit mezarlar var. Likya'daki örneklerin aksine buradaki kapaklar biraz daha ince gördüğünüz gibi. Hatta çok basit kiremitten yapılmış mezarlar da var. Bu yol şehrin kuruluşundan itibaren milattan önce 4. yüzyıldan şehrin terk edildiği ana kadar 9. yüzyıla kadar kullanıldığı düşünülüyor. Arada tamiratlar görüyor. Depremde de tamiratlar görüyor. Bu yolda kullanılan taşlar bu etraftaki mezarlardan alınan devşirme taşlar da var. Depremden sonra. Bu yol böyle kentin şu an ayakta olmayan anıtsal giriş kapısına kadar gidiyor. Burası Doğu Nekropolis mezarlık alanı diye geçiyor. Roma İmparatorluğu dönemi boyunca inşa ediliyor. Yani milattan sonra 1 ile 3. yüzyıllar arasında. İçinde farklı mezar türleri var. Anıt mezar var bir tane, çok önemli, onu göstereceğim birazdan. Kiremit çatma mezarlar var. Yeraltı odaları var, lahitler var. Bir de tam dilim dönmüyor ama ostatek, yani yakma gömüler için taş sandukalar var. Şimdi bir gezelim. Şunlar işte lahit mezarlar. Bakın bunlar da yeraltı odaları dediğimiz mezar tipleri. Bakın o demin gösterdiğim yerin oradan iniliyor işte. Bu yeraltı odası diye geçiyor bunlar. Şuralara kadar uzanıyor nekropol alanı. Şimdi size şu anıt mezarı göstereceğim.
Bakın işte bu Doğu Nekropoli'nde bulunan tek anıt mezar. Hakikaten diğerlerinden farklı, muhteşem bir görüntüsü var. Tonozlu bir yapısı var. İki katlı. Üst katı yukarıdan anlatacağım size. Burası ana kayaya oyularak yapılıyor ve yeraltı mezar odasına da bunun içerisinden gidiyor. Batısında bir tane küçük kapı var. Fakat kapı kapalıymış. Biraz sonra şu kırık merdivenden de tırmanabilirsem tırmanıp içeriye bakacağım. İşte burası anıt mezarın üst kısmı, bir podyum şeklinde düzenleniyor ve U şeklinde 3 tane de lahit konuyor bunun üstüne. Burası Roma İmparatorluk Hamamı. Hamam kamu yapılarının olduğu ana tepenin eteklerine inşa ediliyor. 2019 yılında yapılıyor kazı çalışmaları ve gördüğünüz gibi bu cephedeki bu muhteşem anıtsal kemerler ortaya çıkartılıyor. Aslında hamamın yıkanma birimleri bu kodun üstünden başlıyor. Yani insanlar yıkanırken şu manzaraya daha hakim olsunlar diye. Hamam Anadolu'nun en büyük hamamlarından biri olabilir. 3200 metrekareye yayılmış bu hamam. Ama yıkanma birimleri dediğim gibi daha açığa çıkartılmamış. Ben biraz sonra yukarı da çıkacağım ama ne varsa göstereceğim. Ama hakikaten şu kemer yapısından çok muhteşem bir hamam olduğunu düşünüyorum. Blok kesme taşlarla yapılmış kemerler. Şuradan bir yukarı çıkalım bakalım. Burası hamamın kemerlerinin üst kodu, üst tarafı. Bakın yıkanma birimleri burada oluyor. Ve şu manzaraya bakıyorlar. Burası kazı alanı. Buraya girmeyi yasaklamışlar. Ben sadece şuradan çekip gideceğim. Bakın hamam şöyle arkaya doğru devam ediyor. 3200 metrekareye yayılıyor dediğim gibi. Şimdi bu tepedeki düzlükte hem odeon hem tiyatro var. Şurada bir şey gözüktü. Muhtemelen tiyatro burası. Oh! Vay 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 vay. Vay 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 vay. Ya muhteşem bir tiyatro ya. 8000 kişilik arkadaşlar burası. Zannediyorum Likya'nın en büyük tiyatrolarından biri burası. Oturma sıraları yamaca yerleştirilmiş. Vay vay vay. Dur içeri gireyim de anlatayım. Şuradan girebilirim belki. Sahneye basmadan olmaz. Evet. Yarı dairesel planlı bu oturma sıraları ve 3 katlı. 7'ye bölünüyor kaveye. 6 tane merdiven sırası var. Şurada gördüğünüz gibi.
Şurada bir tonozlu giriş var. Muhtemelen tam karşısında bir tane daha olması gerekiyordu ama o günümüze gelmemiş. Tiyatronun yapım aşaması iki evreli. Son evre milattan sonra 2. yüzyılda ve en üstteki sıra ekleniyor. Hatta onun üstünde sonradan kiliseye çevrilmiş bir de tapınak var. Şimdi yukarı çıkabilirsem kavyaları göstereceğim, oturma sıralarını size. Bakın önce şunu anlatayım. Burası sahne binası. İki katlı ve beş kapı girişi var. Gördüğünüz gibi şunlar toprak altında kalmış. Bu yüzden muhtemelen şimdi bulunduğum sahne, yani orkestra dediğimiz kısım biraz daha aşağıda. Oturma sıraları da böyle biraz daha aşağı gelecek. Şunlara biraz daha yakından bakayım. Bir yazı falan var mı diye baktım ama göremiyorum. Şuradan çıkabilirim belki. Bu diyazomaya çıkacağım. Bakın size bir şey göstereceğim. Yazıları görüyor musunuz? Burada var. Burada var. Aslında bütün bu taş bloklarda var. Burası oturma sıralarını birbirinden ayıran yol, diyazoma dedikleri. Bu yazılar Kibire Antik Kenti'nin ileri gelenlerinin bu kent için neler yaptıkları, isimleri, görevleri. Onlar yazılmış. Bakın bu oturma sıralarında da şurada da var. Seyircileri yağmurdan ve güneşten korumak için gölgelikler yapılıyor. Onların giriş yerleri. Burada daha önceki birkaç tiyatroda da gördüğümüz gibi bazı koltuklarda kişilerin isimleri, ailelerin isimleri yazıyor. Hep onlar kullanıyor o koltukları. Hani muhtemelen böyle ortadadır diye bakıyorum bir yazı var mı diye ama bulamadım. Belki daha aşağıdadır. Evet. Manzarası böyle. Tiyatronun. Vallahi muhteşem. Biraz oturup seyredeceğim. Bazı koltukların üstünde isim yazıyor, aile isimleri yazıyor demiştik ya, bakın inerken gördüm. Görüyor musunuz? Şimdi Odeon'a doğru gidiyorum. Medusa mozaiğini göremeyeceğim tabii ama anlatacağım size, resmini de koyacağım. Oy 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 oy. Kış ayı olduğu için Mendelssohn mozaiği ve buradaki diğer mozaikler korunuyor. Üstü kapanıyor. Örtülüyor. Çok haklı olarak. Vay vay vay. Odeon tıpkı tiyatro gibi kentin kamu binalarının olduğu tepeye yapılıyor. Odeon'un hemen önünde bir tabanı mozaiklerle kaplı sütunlu bir galeri ya da bir yürüyüş yolu diyebileceğimiz bir stao var. Bu mozaikler milattan sonra 250'li yıllarda Theodoros ve Sopartos adlı iki kardeş tarafından yaptırılıyor.
buradan çıkan mozaiklerin üstündeki çıkan yazıtlarda buraya Odeon dendiği ve bu iki kardeşin de bunları yaptırdığı bu yazıtlardan anlaşılıyor. Oo, muhteşem valla. Burası aynı zamanda sahne binası da buraya eklendiği için küçük bir tiyatro işlevi de görüyor. Aynı zamanda meclis binası görevini de yapıyor. Milattan sonra 1. ve 4. yüzyılları arasında Küçük Asya eyaletinin yargı merkezi bu kent. O yüzden büyük yargısal toplantıları da burada yapıyorlar. Yani bir yargı işlevi de var. Ve sahne binasının önünde gene bir sütunlu galeri var. Tabanı yine bakın mozaiklerle kapatılmış ve korumaya alınmış. Odeon'da 31 oturma sırası var ve Odeon bu haliyle üstünü kapalı düşünün, Anadolu'nun en büyük kamusal binası. Buranın bir başka özelliği daha var. Şimdi onu anlatacağım size. Şurada bir Medusa betimlemesi var. Fakat dediğim gibi hep diyorum, kışın koruma altına alınıyor burası. Mermer plakalardan yapılmış ve ne tarafa giderseniz bakın size bakan bir Medusa betimlenmesi. Hatırlatmak amacıyla söylüyorum, yılan saçlı Medusa kimle göz göze gelirse onu taş ederdi. Bu Medusa betimlemesi dünyada eşi benzeri olmayan bir betimleme, bir yapılış tekniği. Tam şöyle ortaya resmini koyacağım size. Odeon iki katlı. Gördüğünüz gibi ben şimdi diazoma kısmındayım. Buradan ikinci kata da çıkılıyor. Oraya da çıkacağım. Şurada farklı koltuklar var. Bakın şu işte sahne binası sonradan ekleniyor buraya ve ondan sonra da tiyatro işlevi de görüyor burası. Milattan sonra 23. yüzyıldaki büyük depremden sonra başlıyor burada inşa faaliyetleri. Milattan sonra 2. yüzyılın hemen başlarında da kullanılır bir hale geliyor. Demin de söylediğim gibi 250'li yıllarda milattan sonra o mozaikler de yenileniyor. Fakat burası 4. yüzyılda çok büyük bir yangın yaşıyor ve tamamıyla kullanılamaz hale geliyor. Fakat sonra tekrar inşa ediliyor. Şimdi şuradan bir yukarı çıkalım. Vay be! Şuradan oturup o mozaiği seyretmek vardı. Burası geç antik çağ Roma hamamı. Odeon'un önündeki mozaik tabanlı stao'nun hemen köşesine yaptırılmış. Milattan sonra 5 ile 7. yüzyıl arasında. Fakat klasik Roma hamamını taklit eder şekilde yaptırılmış. Yani girişte gene bir hazırlık odası var. Sonra sırasıyla ılık odası ve iki tane de sıcaklık odası var. Burada yapılan kazılarda çok sayıda kadın ziynet eşyası çıkıyor.
ve kadınların daha fazla kullandığı düşünülüyor. Bakın şunlar su boruları. Burası İmparator Kült Tapınağı. Claudius'un emriyle Augustus ve karısına ithafen yaptırılıyor. Yaptırılış tarihi de milattan sonra 1. yüzyılın tam ortalarına denk geliyor. Bu bulunduğum kısım tapınağın temel kısmı, taban alanı yaklaşık 17'ye 9 ölçülerinde burası. Milattan sonra 417'de meydana gelen o büyük depremde bu seviyeye kadar tamamıyla yıkılıyor. Bu muhteşem yapı yuvarlak planlı çeşme yapısı diye geçiyor. Şimdi şuradan yanına gideyim. Yapı sütunlar, frizler ve heykellerle süslenmiş bir yapıdır. Gördüğünüz gibi hem dışta hem içte iki havuzla birlikte çevrelenmiştir. Yapının milattan sonra o 23. yüzyıldaki depremden sonra inşa faaliyetine başlanıldığı düşünülmekte ve önce şu ilk havuz var ilk evresinde. Sonra bu ikinci havuz ekleniyor. O da milattan sonra 2. yüzyılda. 417'deki büyük depremde bu çatı yıkılıyor ama arkeolojik verilere göre milattan sonra 7. yüzyıla kadar bu çeşme kullanılıyor. Burasının sadece bir çeşme görevi olmadığı anlaşılmakta. Yakın çevresine de su dağıttığı arkeolojik verilerle ispatlanmış durumda. Bu dış havuz da dahil yaklaşık 15 metre bu çeşme ve yüksekliği de çatı dahil 8 metreyi bulduğu düşünülüyor. Bu restorasyonlu haliyle bile yaklaşık 7 metre. Kentin agorasına gelenler hem tiyatro ve odeon yönünden hem de stadyum yönünden gelenler bu çeşmeyi mutlaka görüyorlar. Kentin en işlek yerine yapılmış bir çeşme. Şunların hepsi su kanalları. O Böğrü Delik Yaylası'ndan gelen su işte bu kanallarla çeşmeye taşınıyor. Ve şuradaki kanallarla da yakın çevreye dağıtılıyor. Böğrü Delik Yaylası'ndan gelen su, şu taşıyıcı sütunların arasında 6 tane heykel var. O heykellerden 1. havuza akıyor. Bu heykellerden sadece günümüze ikisi gelmiş. Bakın burada temsil olarak var. Biri aslan postu üzerine uzanmış Herkül. Diğeri de şurada panter postu üzerine uzanmış genç Dionysos. Oradan dediğim gibi 1. havuza akıyor. Bu heykellerden 4'ü de ne yazık ki günümüze gelmemiş. Bu dış havuzun üstünde de 12 adet bronz heykel olduğu düşünülmekte. Fakat hiçbiri yok. Yuvarlak çeşmenin oradan şu görüntülere bakın ya. Şu odeon, şu da tiyatroydu. Vay 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 vay. Burası kentin ana caddesi. Stadyumun öncesinden başlıyor. Ta tiyatroya kadar da devam ettiği anlaşılıyor. Ancak şu gördüğünüz 40 metrelik kısım açığa çıkartılmış.
ve yaklaşık aslında bunun 800 metre olduğu söyleniyor bu ana caddenin. Milattan sonra 8. yüzyıla kadar da kullanıldığı anlatılıyor. Bu caddenin tabii büyük bir kısmı toprak altında. Agora ile birleştiği yerdeki yükseklik farkından dolayı da burada merdiven yapılmış. Şimdi şuradan Agora'ya gideceğiz. Agora'yı gezmeden önce şunu anlatayım. Şu bir anıtsal giriş kapısı. Kentin ana caddesiyle Agora Caddesi'nin birleştiği noktada muhtemelen bir tapınağın girişini sağlıyor burası. Bu kentin agorası 3 katlı teras halinde inşa ediliyor. İlk 2 terasta alışveriş imkanları var, ticaret var. Diğer terasta da halkın dini sohbetler yaptığı, kültürel sohbetler yaptığı bir meydan şeklinde kullanılmış. Burasının ticari amaçla kullanılan bir agora terası olduğunu düşünüyorum. Bak, çünkü karşılıklı dükkanlar var ve bir de şu havuz var burada. Nedir bu havuz? Bu havuz canlı balık havuzu. Burada balık satılıyor. Şuradan gelen suyla balıklar canlı tutuluyor. Bu caddenin yapım tarihinden yani milattan sonra 4. yüzyıldan milattan sonra 8. yüzyıla kadar kullanıldığı düşünülüyor. Bu da bir çeşme. Günümüze ancak bu kadarı gelmiş. Şurada su yollarını görebiliyorsunuz. Dükkanların çoğu kare tabanlı. Büyüklü küçüklü, bakın mesela burası biraz daha büyük. Burada bir ocak varmış zannediyorum. Burası da stadyumun hemen girişindeki bir dükkan ya da bir ev. Geç antik çağ dönemine ait. Taban döşemesi hala orijinal. Burası geç antik çağ mezarı. Hemen stadyumun yanında 870'e 930 kareye yakın bir planlı ve 2 katlı tonozlu. Bu ilk giriş katının bir görevliye, bir rahibe ait olduğu bir mezar odası olduğu düşünülüyor. Tam ispatlanamamakla birlikte. Alt katın ise bir gömü odası olduğu düşünülmekte. Kentin en önemli, en görkemli yapılarından birine daha geldim. Stadyum. Oh, vallahi muhteşem. Oo. Kentin kamu yapılarının yer aldığı o merkez tepenin doğu amacına yerleştirilmiştir stadyum. Ve kuzeyinde de şu gördüğünüz anıtsal bir giriş kapısı vardır. Stadyuma buradan girilir. Ben de buradan gireyim. Oh. Pistin uzunluğu 200 metre.
Stadyumun kapasitesi de 10 bin kişi yaklaşık. Ve Anadolu'nun bu haliyle en büyük stadyumlarından biri. Stadyumun batı tarafında 21 oturma sırası var. Bu doğu tarafında coğrafik konumdan ötürü 6 güçlendirilmiş, hatta arkasında bir istinat duvarıyla da korunmuş 7 sıra varmış. Stadyum gene diğer çoğu yapı gibi milattan sonra 23. yıldaki depremden sonra yapılıyor. Ve milattan sonra 2. yüzyılın sonu 3. yüzyılın başı ile şu demin girdiğimiz o anıtsal giriş kapısı ve batı yamacındaki bu oturma sıralarının üstündeki kemerli portik yapı ekleniyor buraya. Yani ucu açık, üstü kapalı bir koridor. Şurası locası stadyumun ve tam da bir merkez noktası olduğunu anlayabiliriz. Bu locadan ötürü. Şu stadyumun güneyindeki bu kavisli dönüşten ötürü de burası bir U yapı formunda. En güney ucuna da gidelim. Burası sporcuların çıktığı yer. Bu stadyumda hem atletizm yarışmaları yapılıyordu, hem gladyatör dövüşleri yapılıyordu, hem de gladyatörlerin hayvanlarla yaptığı dövüşler yapılıyordu. Vallahi ben büyülendim. Şimdi çıkıp şu locaya biraz oturacağım. Stadyumda vakit geçireceğim. Şuradan locaya bir çıkayım. Koltuklar falan özel gözüküyor. Evet, tam merkez olarak gözüküyor. Bir de en üste çıkalım bakalım. Merdiven sıraları tahrip olmuş. Stadyuma bir de böyle bakalım. Burası işte sonradan eklenen portik yapı. Bir de panoramik fotoğrafımızı çekip stadyumdan ayrılalım. Stadyumla birlikte bu gladyatörler şehri de denilen Kibira Antik Kenti'nden anlatacaklarım bu kadar. Beni seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim.